2016'dan beri İmam Hatip olarak görev yapıyorum. Eşimin de rahatsız olmasından dolayı Erzurum'a gelmek icap ettim. İmamlıktan fedakarlık edip aşçılık görevine geçtim. 2 aydır o görev sürdürüyordum. Alparslan tek çocuğumdu. Gözümüzden sakınıyorduk. Malum annesinin bütün umudunu ona atmıştı, onun üzerineydi. Bizim de aynı şekilde bütün umudumuz onun üzerineydi. Yani ailenin bir de tek torun olması, tek çocuk olması aşırı bir şekilde ona bağlılık kılıyordu bizi. Olay günü iş çıkışından sonra Evrensel Hafızlar Derneğimiz var. O dernekte hafızların şuurlu bir şekilde, tam donanımlı bir şekilde yetişmelerine gayret ediyorduk. Onların yanındaydım. Derslere giriyorlar. Derslerden sonra telefon gelince üst üste bir şüphelendim. İçime bir şey doğdu. Hemen aracıma binip olay yerine doğru gittim. Gidince zaten bütün ekipler oradaydı. Ben de metanetle beklemek zorundaydım. Genelde bu cenazeleri çok ama çok gördük. Hep teselli ediyorduk. Metanetli olmaları için dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret ediyorduk, çabalıyorduk. Ama acı insanın gerçekten içini yakıyormuş. Çocuğumu o şekilde hiç, yani o olay cayran ettiği zaman dahi ben halen bir ümit içerisindeydim. Yani hastane, işte ambulansa binilecek, hastaneye götürülenecek. Bu çocuk orada işte tekrardan hayatına devam edecek diye. Bu önemli bir acı, önemli bir şey. Çocuğumuz gitti, geri gelmeyecek. Bunu biliyoruz. Ama cennete gittiğinden hiç şüphemiz yok. Kendini yere atan kişi diğer çocuğun babası. Eymen adlı diğer çocuğumuzun babası. Zaten diyor ne olduğunu hiç anlayamadım. Bir anda diyor bu hadise cereyan etti, sesi duydum. Çocuklarımı gördüm diyor. Çocuklarımı gördüm. İkisi de oradaydı diyor. Çocuklarımı gördüm. O anda ayaklarımın feri kaçtı diyor. Gidemedim. Yanlarına yanaşamadım. Keşke dedi ikisini de kurtarabilseydik. Keşke bu acıyı yaşamasaydık. Yalnız her şey sebeplere dahildir ve bu sebeplerin de önüne geçmek icap eder. Garaj çıkışlarının özellikle yetkililere rica ediyorum. Daha böyle bir karşı tarafı görebilecek şekilde yapmalarını önemli rica ediyorum. Rampa değil de düz olursa inşallah yavrularımızın bir daha başına böyle bir felaket, böyle bir acı gelmez. En azından sebebi bu olmaz diye düşünüyoruz. Dikkat çekmek istediğim konu, hani malumunuz yaş geçtikçe reflekslerin azalması, işte gözde kayıplık olabiliyor, kulakta duymama olabiliyor. Yani bunlar hepimizin geçireceği evreler. Yalnız bu evrelerde veya hastalığı olmuş olabiliyor, tansiyon, şeker, kalp gibi büyüklerimizin araçları kullanmaları değil de yanında işte refahatçi olarak, hani birilerinin işte çocuğu olabilir, evladı olabilir, torunu olabilir, birilerinin nezaretinde bir yerden bir yere gitmeleri daha uygun gibi sanki bizler açısından. Sen ne etsen? Ne olmuşsun şimdi sen? Demir adam. Ay.